Hepimizin sorunu olan buzdolabı. Buzdolabı temizliği, buzdolabının içi nasıl yerleşir, buzdolabının içindeki kokulardan nasıl kurtulabiliriz'i anlatmak istiyorum. Meltem Açıkel'in olmazsa olmazı sirke ve karbonatla başlıyoruz işe. Yine her zaman olduğu gibi hep karbonat sirke diyorsunuz ya, o kadar iyi bir dezenfektan ki kimyasal kullanmadan yiyeceklerinizi, içeceklerinizi sakladığınız buzdolabına en güzel temizleyeceğiniz malzemeler. Buzdolabı nedir? Aslında yediğimiz, içtiğimiz her şeyi güzel saklamak, bozulmasını önlemek için kullanmış olduğumuz bir araç, ama kötü kullanımda gerçekten çok fazla mikrop barındırdığı için, sağlığımızı bozduğu için temizliğine de bir o kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Deterjanla silmiyorum bir defa asla buzdolabının içini. Sabun artıkları dahil olmak üzere buzdolabının kapağı aralık kaldığında, hava aldığında ya da çok sık temizlenmediğinde onlar bile bakteri üretebiliyor. Şöyle yapıyorum, bir süngere hemen şöyle birazcık suyun içinde üzerine biraz karbonat ilave ediyorum. Şuradan hemen sirkemi alıp geleceğim. Sirkemi aldım. Bakar mısınız ne güzel kabarıyor. İşte bununla buzdolabının bütün raflarını şöyle sileceğim. Buzdolabı hijyeni için bazı altın kuralları var Meltem Açıkel'in. Bakteriye sebebiyet vermemek için nem bulundurmamak, iyice sirlemek, iyice kurulamak gerekiyor. Şöyle karbonatla güzelce reçel damlar, yemek damlar, karbonat ve sirke onu şahane bir şekilde temizler. Hemen hemen her gün yerleştirirken içine bir şey koyacağım. Raflardan bir tanesini, iki tanesini siliyorum. Dolayısıyla da günlerce temizlenmemiş bir buzdolabı söz konusu olmuyor. Asla açık kapaklı bir şey koymuyorum. Ne bileyim, pişirdiğiniz dolma olur, kapuska olur, karnabahar olur. Kapağı aralıksa bile oradan çıkan koku buzdolabınızın içine siner. Yumurta nasıl saklanmalı? Ben yumurtaya bayılırım. Ama yumurtayı yıkayarak kullanmak doğru bir şey değil. Muhakkak da kapalı kaplar içinde. Yani üzerindeki mikroplar başka bir yiyeceğin üzerine atlamasın ve bakterileşme söz konusu olmasın diye yumurtaları muhakkak kapalı kaplar içerisinde koyuyorum. Böyle bir kabınız yoksa marketten almış olduğunuz karton kutuların içinde de açmadan, yumurtalığa dizmeden raflardan birinde saklayabilirsiniz. Buzdolabında hangi ürün ne kadar tutulmalı? Hepsinin formülü Meltem Açıkel'de. Kapak kısmına genelde konserve, çok uzun süreli dayanıklı, bozulmayacak, ne bileyim yapmış olduğum ve kullanmak için çıkarttığım domates salçam, turşularım, zeytinlerim, onları yerleştiriyorum. Saklamak istediğim şey sütse ve bir günden fazla saklayacaksam sütü kapak kısmında bırakmıyorum, ama bugün kullanmayacaksam o zaman dolabın daha serin olabilecek bir yerine koyuyorum. Çünkü kapak açılıp kapandıkça kapaktaki ısı çok daha az oluyor dolabın içinden. Hanımlar, bu hatayı yapmayın. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de pazara gidiyorsunuz, yorgun argın geliyorsunuz. Pazar torbaları ile birlikte sebze meyve çekmecelerin içine koyuyorsunuz. Torbaların içinde rutubetleniyor. Hatta bazıları birazcık zamanı geçtiği için suya akıyor, çözülüyor. Hem mikrop üretiyor, hem sebzeler birbirini bozuyor. Dolap içinde kötü kokulara sebebiyet veriyor. Onun için mümkünse yıkamadan şöyle bulduğunuz ambalaj kağıtlarına havuçlarımı, kabaklarımı böyle kağıtların içine sarıyorum. Hem bu kağıtlar nemini almış oluyor buzdolabının içinde. Daha uzun süreli saklama şansım oluyor. Hem daha temiz duruyorlar. Böylece naylon torbanın içinde de, yani o kimyasal saydığımız torbaların içinde de çok fazla kalmamış oluyor. Buzdolabındaki kötü kokular nasıl engellenir? Dolap kokusu güzel koksun ve içindeki rutubeti emsin diye şöyle şeylerden faydalanıyorum. Birincisi vanilya. Vanilyanın hem güzel bir kokusu var, hem rutubeti emiyor buzdolabının içinde. Buzdolabının kenarında, köşesinde, boşlukta bir yerine bir miktar vanilya koyabilirsiniz. Vanilyam yok, başka ne yapabilirim derseniz, o zaman Türk kahvesini hepimiz seviyoruz, hepimiz içiyoruz. Hepimizin evinde iyi kötü bir Türk kahvesi bulunuyor. O zaman Türk kahvesinin kapağını açıyorum. Şöyle yine minikçe bir kabın içine bir kaşık kadar Türk kahvesi koyuyorum. Ve buzdolabıma bu Türk kahvesini koyuyorum. Hem buzdolabımın içi mis gibi Türk kahvesi kokuyor, hem rutubetlenmeyi engelliyor hem kötü kokulardan kurtarıyor beni. Sadece bir kaşık Türk kahvesi. Dolaptaki kötü kokuları emen en güzel malzemelerden bir tanesi de süt. Onu da şöyle yapıyorum. Ağzını açık bırakmalısınız ki o kötü kokuyu emsin süt. Ağzı açık bir bardak olabilir, minik bir kase olabilir. Şu kadar süt koyuyorum içine ve onu da açıkta bırakıyorum. Dolabın içindeki bütün kötü kokuyu bu minnacık süt bir şekilde emiyor. Ama tabii bu sütü de günlerce bırakmıyorum. Birkaç gün durduktan sonra ya sütü değiştiriyorum, döküyorum, tekrar süt ilave ediyorum. Yahut da işte vanilya aldıysam vanilya, kahve aldıysam evde yoksa aldığım kahveyi koyuyorum. Meyve ve sebzeyi de koyarken yıkamadan koyuyorum meyve ve sebzeleri. Kullandıkça, ihtiyaç duydukça, aldıkça kullanıyorum. Aslında normalde dışarıda bir yerde meyveler duruyorsa hepsini bir arada tutmak meyvelerin çabuk olgunlaşmasını ve bozulmasını sağlıyor. Ama buzdolabınızın derecesi iyiyse ve düzgün kullanıyorsanız buzdolabınızı, o zaman bütün sebzeleri torbalarından çıkartıp hepsini bir arada bu şekilde saklayabilirsiniz. İçinden meyve alacağım zaman da sepeti dışarı çıkartıyorum. Altta kalanları şöyle bir kontrol ediyorum. Bozulmuş olan, çürümeye yakın olan, çok olgunlaşmış meyve varsa ilk önce o meyveleri alıyorum ve onları tüketiyorum. Salçaydı ya da herhangi bir kapağı açılı konserven varsa onun üzerine de muhakkak etikette bir tarih yazıyorum ki tarihini geçecek kadar uzun süre buzdolabında saklamayayım. Çünkü bazen buzdolabının arka kısımlarında konserveler ya da hazırlamış olduğumuz salçalar kaldığında bir bozulma, bir küflenme ya da tarihi geçmiş oluyor. Kahvaltılıkları da muhakkak kapaklı kaselerin içine koyuyorum şöyle. Bunlar son derece ucuz ve ekonomik satılan kaseler. Zeytinlerin, peynirlerin hepsinin ağzı kapalı olursa ve hiçbir şekilde hava almayan kaselerin içine koyarsanız yine bir bakterileşme ve kötü koku söz konusu olmuyor. Plastik kaplar buzdolabının içinde kullanmıyorum. En fazla kullandığım şey, şöyle hemen göstereyim. Kalan bir meyve kaldıysa ve kapaklı kapta bulamadıysam evde meyvanın üstüne şöyle bir streç film gezdiriyorum. Bunu da en fazla yine bir gün, iki gün kadar bulunduruyorum. Onun haricinde sadece kapak kısmı plastik malzemeler kullanıyorum. Plastik kapların içinde yiyecekleri, içecekleri ve sebzeleri uzun süre saklamak doğru değil. Hazırlamış olduğunuz yoğurdu 2 gün buzdolabında bekletirseniz daha katı, daha kaşıkla alabileceğiniz kıvamda bir yoğurt olur. Mayaladığınız yoğurdu da muhakkak cam kaselerin içinde 1 ya da 2 gün dinlendikten sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı buzdolabı kullanmak hepimiz için çok önemli. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz için. O bizim aslında sağlık kutumuz. Dolayısıyla ne kadar düzgün, temiz ve hijyene dikkat ederek kullanırsak sağlığımıza da o kadar dikkat ettiğimiz anlamına